Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün 8-5'e devam ediyoruz. Şimdi geçen derste gördüğümüz örtük fonksiyon teoreminin eşanlı denklemlere genellemesini göreceğiz. Yani Generalization of Implicit Function Theorem to Simultaneous Equations İngilizcesi. Yani tek bir denklem değil de aynı anda çözülmesi gereken, aynı anda sağlanması gereken bir denklem sistemi varsa elimizde. Orada örtük fonksiyon teoremini uygulayarak istediğimiz karşılaştırmalı durağan türevleri nasıl buluruz? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi sistemimiz, yani denklem sistemimiz şöyle bir sistem. İşte F1'den Fn'ye kadar n tane denklem var ve bunlar örtük olarak verilmiş. Eşit sıfır, dikkat ederseniz her şey sol tarafta. Ondan sonra Y1'den Yn'ye kadar içsel değişkenler ve X1'den Xm'ye kadar da dışsal değişkenler var. Dolayısıyla işte F1, Y1, Yn'ye kadar ve X1'den Xm'ye kadar diye bütün bunların fonksiyonu olan bir büyük F1'imiz var bizim. Bu eşit 0. İşte F2 aynı şekilde F3 filan Fn'ye kadar gidiyor bu, böyle kaç tane varsa. Ve hepsinde de içsel değişkenler işte Y1'den Yn'ye kadar içsel değişken, X1'den Xm'ye kadar m tane de dışsal değişkenler ve bütün büyük F'lerin hepsi eşit 0 şeklinde verilmiş bir örtük denklem sistemi var elimizde. Bu durumda soru şu: böyle bir denklem sistemimiz varsa biz bundan işte Y1'den Yn'ye kadar o içsel değişkenleri, X1'den Xm'ye kadar dışsal değişkenlerin birer küçük f fonksiyonu olarak çözebilir miyiz? Böyle bir fonksiyonlar var mı? Bunları göremeyebiliriz. İllaki de şeylerini, açık formlarını, açık şekillerini göreceğiz diye bir şey yok. Ama Y'lerin X'lere göre türevlerini bir şekilde hesaplayabiliyorsak o da işimizi görür. Bizim çünkü fonksiyonların açık şekillerini görmemizin bir şeyi de yok. Çok da önemli değil. Yani Y1'den Yn'ye kadar bu içsel değişkenleri, işte X1'den Xm'ye kadar veya hangileriyle ilgileniyorsak onlara göre kısmi türevlerini hesaplayabilirsek, karşılaştırma durağan türevler, tabii denge durumunda şey yapacağız, çözeceğiz bunları. Dolayısıyla bunları çözebilirsek, bulabilirsek, fonksiyonların şeklini görmesek de olur. Sadece böyle fonksiyonların olduğunu bilmemiz ve bu türevleri hesaplayabilmemiz yeterli. Bunu da bize kim sağlıyor? Genel örtük fonksiyon teoremi sağlıyor. General Implicit Function Theorem. Öncekinden farkı ne? Yani çok denklemli, çok değişkenli hale uyarlanmış olması, yoksa yine aynı teorem. Ama bir sistemde artık denklem sistemi için geçerli haline geçildi. Ne diyor? A koşulu işte F1'in Y1'den Xm'ye kadar, F1'den işte Fn'ye kadar bütün bu büyük F'lerin, yani örtük fonksiyonların Y1'den Yn'ye ve X1'den Xm'ye kadar tüm değişkenlere göre kısmi türevleri varsa ve sürekliyse. Birinci koşul bu. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Tek denklemli halde olduğu gibi. Orada bir tek denklemin türevleri de, burada bütün denklemlerin, bütün örtük fonksiyonların, bütün içindeki içsel dışsal tüm değişkenlere göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak bir defa. Bu sağlanacak, bu bir. Çünkü sonra o türevleri işte bu küçük y'lerin x'lere göre türevlerini hesaplamakta kullanacağız. Sonra B koşulu da Fi eşit sıfır denklem sistemini sağlayan, yani onun, yani şu denklem sistemine en basit gösterme yolu bu: Fi eşit sıfır dediğimiz zaman işte i birden n'ye kadar olmak üzere şu denklem sistemini. Bu Fi eşit sıfır denklem sistemini sağlayan x1 0, xm 0, y1 0, yn 0 gibi bir noktada. İstersek sadece x1 0, xm 0'a kadar da alabiliriz bu vektörü veya y'leri de alabiliriz. Nasıl isterseniz. Burada m artı n boyutlu bir uzaydan bahsediyoruz aslında. Yani m tane bağımsız veya içsel, şey dışsal, n tane de içsel değişkeni olan bir uzay. Sonuçta m artı n tane değişken, m artı n boyutlu bir uzay. İster sırf x1 0'dan xm 0'a kadar bir nokta diye düşünebiliriz bu uzayın bir elemanı olarak. Yani m boyutlu uzayın, bağımsızların uzayının, ya da içselleri de alıp x1 0 xm 0 y1 0 yn 0 gibi m artı n boyutlu uzayın bir noktası olarak da düşünebilirsiniz. İkisi de olur. Kitapta galiba xm 0'a kadar diye almış, y'lerini almamış. Ondan sonra böyle bir denklem sistemini sağlayan böyle bir noktada, böyle bir nokta olması lazım ve bu noktada sistemin Jacobi determinantı sıfırdan farklı olmalı. Yani şu sistemin, işte şu büyük bir F1'den Fn'ye kadar olan sistemin Jacobi determinantı ne demek? Birinci derece içsellere göre, yani Y1'den Yn'ye göre sırayla bu F'lerin
türevlerinin oluşturduğu matris, Jacobi matrisi. Onun determinantı da Jacobi determinantı, daha evvel gördük bunu. Ha, demek ki bu Jacobi determinantı, bu F sisteminin determinantı sıfırdan farklı olacak. Bu A ve B koşulları yerine geliyorsa, o zaman örtük fonksiyon teoremi bize ne diyor? Burada tabii genel örtük fonksiyon teoremi, ama her seferinde genel örtük fonksiyon teoremi denmez. Örtük fonksiyon teoremi der, geçeriz. ÖFT işte kısaca. İngilizcesi de IFT, biliyorsunuz. O zaman işte bu x1 0 xm 0 noktasının, isterseniz tamamını da alabilirsiniz. Yani x1 0 xm 0'dan y1 0 yn 0'a kadar olan diye de alabilirsiniz. Veya sadece bağımsız değişkenleri, dışsal değişkenler dersiniz. x1 0'dan xm 0'a kadar olan bu noktanın öyle bir n komşuluğu vardır ki, orada y1'den yn'ye kadar olan içsel değişkenler, x1'den xm'ye kadar olan dışsal değişkenlerin bir örtük fonksiyonudur. Böyle bir örtük fonksiyon var diyor bir defa. Yani A ve B koşulları yerine gelirse böyle bir örtük fonksiyonun varlığını söylüyor bize teorem. Sonra ne diyor? Bu örtük fonksiyon yi 0 eşittir küçük fi 0 x1 0 xm 0 denklemlerini sağlar. Yani tam o orta noktada, şeyin komşuluğun orta noktasında, komşuluğu etrafında oluşturduğumuz o noktada, o özel noktada ki bu büyük f'leri sağlayan o nokta işte. O noktada y'ler, yani içsel değişkenler, sistemin içsel değişkenleri, x'lerin yani sistemin dışsal değişkenlerin küçük f gibi fonksiyonlarıdır. Siz görmeseniz de diyor, bunlar vardır diyor. Ve evet, yani tam orta noktasında sağlar. Ayrıca ek olarak n komşuluğundaki tüm noktalar için de bu geçerlidir diyor. Yani sadece o şey için değil, sadece orta noktası için değil, o komşuluktaki tüm noktalar, yani yi'ler için de, sadece yi 0 ve x 0 xm j 0'lar için değil, herhangi bir içsel değişken ve tüm dışsal değişken, o şey içindeki, yani o komşuluktaki tüm noktalar için y'yi eşittir f'yi, küçük f'yi x1 xm'ye kadar yazabiliriz. Bu denklemler sağlanır. Dolayısıyla o şeyin, o komşuluktaki tüm noktalarda içsel değişkenler dışsal değişkenlerin birer fonksiyondur. Böyle birer fonksiyon vardır biz görmesek de. Dolayısıyla da bizim oradaki büyük f, y1'den yn'ye, x1'den xm'ye eşit sıfır denklemleri vardı ya, şu denklem sistemi. Bu denklem sistemi artık n komşuluğunda bir denkliğe dönüşüyor. F'yi işte, büyük F'yi y1'den y'ne, x1'den x'meye denk sıfır oluyor. Denkliklere dönüşüyor. Denklemden fazla bir şey oluyor. Ayrıca F'yi fonksiyonları, küçük F'yi fonksiyonları, yani y'yi x'e bağlayan, y'leri x'e bağlayan küçük F'yi fonksiyonları süreklidir. Ve F'yi birden, şurada biraz aşağıya kaymış ama hafif görünüyor. Sunumda güzel görünüyor. F'yi birden F'yi m'ye kadar kısmi türevleri de vardır ve süreklidirler. Yani bu istediğimiz türevler de var ve süreklidir. Bütün bunları örtük fonksiyon teoremi söylüyor bize. Neyi söylemiyor? Türevleri nasıl bulacağımızı söylemiyor. Onu da örtük fonksiyon kuralı söylüyor zaten. Öncekiyle aynı, sadece sistem hali, yani birçok denklemden oluşan hali. O zaman bir defa Jacobi şeyi. Burada şöyle bir şey oluyor. Bu sunumda bunların hepsi düzgün. Burada biraz aşağıya kay, yazıları aşağıya kaydırıyor. Bu şeyleri, parantezleri falan da hafif yukarı kaydırıyor. Ben ona göre ayarlamaya çalıştım ama o bu kadar olabildi. Sunumda daha düzgün bunlar. Şimdi Jacobi determinantı, B koşulu, A koşulu zaten bütün işte şeyin, büyük F'lerin y'lere ve x'lere göre, hepsine göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak. Onu tek tek türev olarak bakacağız. Biraz hamallığı var ama o kadar, başka bir şey değil. Türevlerini alıp çoğu da zaten ya sabit ya küçük monomlar, polinomlar, öyle şeyler çıkacaklar genellikle biz kullanacağımız şeylerde. Hani çok garip böyle şeyli nedir o, kare köklü, logaritmalı bilmem ne süreksizlik olacak, pek de bir şey çıkmayacak. Çıkarsa da o noktalarda, süreksiz olduğu noktalarda geçerli değil. Onun haricinde geçerli. Ha, şimdi Jacobi determinantı nedir? İşte şu matrisin determinantı. Yani büyük F1'den büyük Fn'ye kadar o büyük F fonksiyonlarının y1'den yn'ye kadar sırasıyla türü şeylerin içsel değişkenlere göre kısmi türevlerinden oluşan matris. Yani del F1, del y1'den işte del Fn, del yn'ye kadar sırasıyla şöyle hepsini. Yani satırları büyük F1, büyük F2, işte büyük Fn'ye kadar, sütunları da y1, y2, yn'ye kadar giden. Bu yani büyük F'lerin içsel değişkenlere göre sırayla kısmi türevlerinden oluşan Jacobi matrisi, birinci türev matrisi. Bunun determinantı sıfırdan farklı ise, B koşulu bu.
A koşulu zaten işte türevler şu y'lere göre ve x'lere göre bütün türevler büyük v'lerin olacak. Peki o da güzel. Bu takdirde bu şey Jacobi determinantı sıfırdan farklıysa o zaman yani A ve B koşulları sağlanıyorsa örtük fonksiyon teoremi sağlanıyor. O zaman da örtük fonksiyon kuralı sağlanıyor. Yani ne diyor? Diyor ki işte ilk önce örtük fonksiyon şeyi teoremi bize bu y1 sıfırdan yn sıfıra kadar işte o özel noktadaki içsel değişkenlerin değerleri, dışsal değişkenlerin o noktadaki değerlerinin yine x1 sıfırdan xm sıfıra onların birer fonksiyonudur diyor. Sonra senin şeylerin diyor büyük f'lerin hepsi denkliğe dönüşürler. Tüm o şeydeki tüm o komşulukta bunlar yerine geldiği için sadece şu orta noktada değil onun etrafındaki o komşuluktaki tüm noktalarda yerine geldiği için bunlar denkliğe dönüşürler diyor. İki taraf o zaman bir denkliğin iki tarafının aynı şeyi yaparak o denklem bozulmaz. Türevselini alıp sol tarafın türevselini alıp sağ tarafın sıfır sıfırın türevseli sıfır zaten sol tarafın türevselini alıp sıfıra eşitleyebilirsin. Buradan da istediğin şeyleri çözebilirsin diyor türevleri çözebilirsin diyor bana. Örtük fonksiyon kuralı bu işte. Yani şu şeyden denkliğe geldikten itibaren ondan sonra şu türevselleri alıp buradan istediğimiz kısmi türevleri çözme mantığı ona örtük fonksiyon kuralı diyoruz. Ha, şimdi nedir? İşte DF1'den DFN'ye kadar bu türevselleri alacağım. Toplam türevseller bunları sıfıra eşitleyeceğim. Yapacağım şey bu. Açık hallerine işte del F1 bölü del Y1 çarpı DY1, del F1 bölü del Y2 çarpı DY2 falan böyle gidiyor. Del F1 YN, del YN. Sonra bunu sırayla yapın. Bu sırayı hiçbir zaman karıştırmayın. Sonra karma karışık olur. Zaten çok malzeme var. İyice karışır. İlk önce içsellere göre sonra dışsallara göre. F'lerde geldikleri modeldeki aynı sırada olsunlar. Burada sıra önemli. Çok karmaşık şeyler ve yanlış işler olabilir sırayı değiştirirseniz. Ha, dolayısıyla işte de bir de artı del F1 bölü del X1 DX1 artı filan gidiyor. Del F1 bölü del XM DXM'ye kadar bildiğimiz toplam türevsel daha evvel öğrendik. Bu da eşit sıfır. İşte bunları büyük F1, büyük F2 filan böyle büyük FN'ye kadar bu işleri yapıp eşit sıfır deyince ondan sonra elimizde türevsel cinsinden bir denklem sistemi oluyor. Sonra ne yapacağız? Sonra varsayım yapacağız. Çünkü bütün x'lerle çalışmayacağız. Bir tane x'i değiştireceğiz. Diğer x'leri sabit tutacağız her seferinde. Mesela x1'i değiştireceğiz. x2'den xm'ye kadar olan diğer x'ler sabit. Onların değeri sıfır diye düşüneceğiz. Değişimleri sıfır diye varsayacağız. Hani ceteris paribus varsayım. Onu da yapacağız burada. Burada hani onu yapmadan varsayımı yapmadan önce bağımsız olan şeyleri dışsalları karşıya atarsam hani içseller sola dışsallar sağa var ya bizim denklem sistemini çözerken işte aynı şeyi yaparsam şöyle bir hale gelir bu. Bunu baştan da varsayımı yapıp ondan sonra yapmak belki daha iyi. Yani ben burada varsayımı yapmadan önce karşıya atarsak ne olur onu göstermek için yaptım ama siz ilk önce varsayımları yapıp ondan sonra karşıya atın daha kolay olabilir. İşte del F1 del Y1 de çarpı DY1 filan del F1 del YN bölü del YN çarpı DYN'ye kadar içseller solda kalıyor. Dışsalları sağa atınca hani dışsalların türevsellerini del F1 bölü del X1 çarpı DX1 işte del F1 bölü del X2 çarpı DX2 filan del F1 bölü del XM çarpı DXM o da aşağıdaki de FN olanı sırayla gidiyor. Kaç tane denklem varsa bu. Onları karşıya atınca hepsinin başına eksi geliyor haliyle. Sağ tarafa atınca soldaydı bunlar artı olarak sağa geçince eksi oldular. Modelin yani içseller sola dışsallar sağa hali de şöyle görünür. Ama bunu baştan yapmaya hiç gerek yok. Ben nasıl görünür göstermek için yaptım. Siz baştan şu varsayımları yaparsanız zaten bütün bu işte x1'e göre mesela türev alıyorsak x'iye göre hangi x'e göre türev alıyorsak diğer x'lerin değişimleri sıfır olacağı için oralar yok olur. Siz bir tek bir şeyi buraya atarsınız. Bir tane sütunu buraya atarsınız. Çok daha kolaylık olur. Ha, nedir varsayımlar? DY'yi farklı sıfır. Yani bir defa y'ler birden yn'ye kadar onların hepsi değişecek. Bir de xj diye mesela bir tanesi x1 olabilir, x2 olabilir, xm olabilir. Onlardan bir tanesinin değişimi sıfırdan farklı. Diğerleri ise dxk'lar yani xk'ların hepsi sabit. Diğerleri KJ'den farklı olmak kaydıyla yani o hangisini değişken olarak kabul ediyorsak diğer bütün şeyleri dışsal değişkenleri sabit dolayısıyla onların değişimlerine eşit sıfır diyoruz. DXK eşit sıfır diyoruz. O zaman da ne oluyor? Sol taraf aynı kalıyor. Şeyler içsellerde bir değişiklik yok ama dışsallarda
İşte o XY diye seçtiğimiz hangisi ise X1 mi X2 mi XM mi hangisi ise sırayla zaten her birini şey yapacağız herhalde. Yani bir tanesi gerekiyorsa onu değişken kabul edeceğiz. Diğerlerini sabit kabul edeceğiz. Sabit kabul ettiğimizin değişimleri sıfır olduğu için onlar hepsi gidecekler. Sıfır olacaklar. Tek tane sütun kalacak bize burada böyle. Sağ tarafta tek bir değişkene göre şeyler işte bu kısmi türevseller kalacak. Başında da eksi var tabii sağa geçtikleri için. Yani eksi del f1 bölü del xy d xy'den işte de eksi del f n bölü del xy d xy'ye kadar. Bunu da böyle şey yapınca bunu da bu şekilde yapınca işte bir de ne yapacağız? Bir de şeyi şimdi bunu matris halinde yazarsak şöyle bir şey oluyor. Buradaki türevler katsayılar. Del f1 del y1 işte del f1 bölü del y neden? Del f n bölü del y1 del f n bölü del y n. Şurada katsayılar. Bunlar neyle çarpılıyor? dy1'den dyn'ye bir vektörle çarpılıyor. Karşı tarafta da eksi del f1 del xy'den eksi del f n del xy'ye kadar bir vektör. Hepsi dxy diye bir elemanla bir değişimle çarpılmış. Bu şu sistemin matris ifadesi şöyle. O zaman ne yaparım? Her tarafı dxy'ye bölerim. Değil mi? Burası dxy bölü dxy 1 olur. Bunlar da dy1 bölü dxy'den işte dyn bölü dxy'ye kadar türevler olur. Ama bunu diğer şeyleri, diğer yani k'ları, x k'ları sabit tuttuğum için yani ceteris paribus mantığıyla diğer şeyler sabit mantığı yaptığım için sonuçta kısmi türevler elde ederim bundan. Bu elde ettiğim her tarafı dxy'ye bölerek elde ettiğim buradaki kısmi şeyler, türevler kısmi türevlerdir. Ve bunlar benim istediğim kısmi türevlerdir aslında bakarsanız. Yani y'lerin xy'ye göre kısmi türevleridir. İşte istediğim şeyi yavaş yavaş buluyorum. Peki devam edelim. Görelim bakalım ne oluyor. Ha şimdi ne oluyor? Burada sol tarafta şu katsayı matrisi işte türevlerden büyük f'lerin y'ye göre kısmi türevlerinden oluşan sırayla katsayı matrisi yani Jacobi matrisi. Burada x dxy'ye böldük ya dy1 bölü dxy, dyn bölü dxy'ler. Karşı tarafta da şeyler dxy bölü dxy 1 oldu gitti burada sadeleşti. Şunlar kaldı bu sütun vektör kaldı. Dxk bakın burada ne diyorum? Şu türevleri dxk eşit 0 kj'den farklı olmak kaydıyla diye bir koşul koyuyorum buraya. Ha şimdi ne oldu? O zaman bir bakalım burada Jacobi matrisi çarpı burada istediğim kısmi türevlerin vektörü karşı tarafta da eksi işte eksi delta f1 bölü delta xy'den eksi delta fn bölü delta xy. Gerekirse bu eksiyi dışarı da alabilirim ya da eve bırakabilirim istediğime. Peki bu da güzel. O zaman bu del y1 bölü del xy'den del yn bölü del xy'yi nasıl çözebilirim? İki şekilde çözebilirim. Şu Jacobi matrisinin tersi varsa elimde iki tarafı o Jacobi matrisinin tersiyle çarparak burayı birim matris yapar. O birim matrise de bu çarpılınca sadece bu del y1 del bölü del x1'den del yn bölü del xy vektörü kalır. Karşıda Jacobi'nin tersiyle şu vektörü çarparak bütün bu şeyleri, bütün bu kısmi türevleri bir kere de çözebilirim. Ya da tek tek gerekiyorsa Kramer yöntemiyle çözerim. Del y L bölü del xj dediğim bunlardan herhangi bir tanesi işte JL matrisi determinantı bölü J determinantı şeklinde Kramer yöntemiyle çözebilirim. L1'den N'ye kadar gitmek üzere. Ne demek bu? Şu demek. Yani mesela del y1 bölü del xj'yi çözeceksem o zaman ne yaparım? Şu Jacobi matrisini Kramer'le çözeceğim. Yani matrisin tersinin elimde varsa zaten bir kere de çözebilirim. Kramer'e ihtiyacım yok. Ama matrisin tersi elimde yoksa tek tek çözeceksem bir tanesi lazımsa veya yani Jacobi'nin tersini almak dertliyse o zaman Kramer'le daima çözebilirim determinantlarla. Nasıl? Mesela birincisini del f1 bölü del y1'i çözmek istiyorsam birinci sütunu çıkarırım. Onun yerine şu eksili del f1 bölü del xy'lerden oluşan işte şu sütunu takarım. İkincisini çözmek istiyorsam ikincisini çıkarım. Onun yerine bunu takarım. Sonra da bunu Jacobi'nin determinantına bölünce işte burada her bir del yl bölü del xy mesela y1 ise del y1 bölü del xy'yi bu şekilde del y1 bölü del x1 mesela j1 bölü j olacak işte. Şurada da bunun x1'e göre kısmi türevleri alınmış diğerleri sabit tutulmuş hali olacak haliyle. Ondan sonra Kramer'le bu şekilde çözebilirim. Ve bakın B koşulu işte Jacobi determinantı sisteminin sıfırdan farklı olması koşulu bu matrisin tersinin olduğu ya da şeyde bu determinantın sıfırdan farklı olması Kramer'le de çözülebileceği yani sistemin çözülebilir olma koşulu aslında. Çok önemli bir şey. Ha, şimdi
Bu arada Jacobi maddesinin değerleri, yani şuradaki türevler nerede hesaplanması lazım? Hangi değerde bunların değerlerine ihtiyacım var? İşte o şeyin orta noktasında, nedir o? Komşuluğun orta noktasında, yani büyük F denklem sistemini sağlayan x1 0 xm 0 noktasında hesaplanmalıdır. Hep başlangıç noktasında hesaplamıyoruz. Burada da başlangıç noktası dediğimiz şey o kritik nokta, o şeyin büyük F denklem sistemini sağlayan o özel nokta, yani komşuluğun orta noktası. Orada hesaplayacağız. Zaten başka bir nokta değeri de yok elimizde. Bir tane örnek kitapta, bu dördüncü baskıda var. Üçüncü baskıda yoktu bu. Dördüncü baskıda eklemişler. Ben de oradan buraya aldım. Ondan sonra görelim. Yani o kadar da atla deve değil. Biraz şeyi var. Hani biraz ele alan bir şey ama bir iki defa çözünce de ondan sonra çok da zor bir şey değil. Bu şöyle bir şey verilmiş bize. Büyük F1, büyük F2, büyük F3 eşit 0 dediği, işte X, Y, W diye 3 tane içsel, Z diye de dışsal bir tane değişkeni var. Burada ilginç bir model bu. Yani şey olarak böyle de olabilir, niye olmasın? 3 tane mesela Z zaman olabilir. Zamana bağlı bir şey, T de diyebiliriz buna, Z de diyebiliriz. Zamana bağlı bütün değişkenler zamana bağlı içsel değişkenler, onun için dışsal olan zaman diğer bütün 3 tane içsel değişkenli, 3 tane denklemli bir model gibi düşünebiliriz. Neymiş? İşte x, y eksi w eşit 0, y eksi w küp eksi 3z eşit 0, w küp artı z küp eksi 2zw eşit 0 diye, işte bizim büyük F1, büyük F2, büyük F3 bunlar. Normalde bize büyük F'ler böyle büyük F falan diye vermeyecek kimse. Şöyle bir denklem sistemi, hatta karışık bir denklem sistemi, biz onu bu hale getireceğiz. Homojen hale, yani sağ tarafı sıfır olan hale kendimiz getireceğiz normal olarak. Ha, buna getirdikten sonra işte büyük F'ler şu sol taraflar, sağ tarafları da sıfır işte. Tamam. Özel nokta olarak ne verilmiş bize? 1 bölü 4, 4, 1, 1 noktası verilmiş. Yani X'i 1 bölü 4, Y'si 4, W'su 1, Z'si 1 olan nokta verilmiş. Bunu yerine koyarsanız göreceksiniz ki sağlıyor bunlar. Yani yerine koyup bakmaktan ibaret. Sağlıyor gerçekten bu üç denklemi de aynı anda bu nokta. Dolayısıyla da iş görür. İşte şeyin orta noktası bu olacak. Varsa o komşuluğun orta noktası bu nokta olacak. Bu noktada bakacağız bütün her şeye. Peki sonra ondan sonra işte şeyin örtük fonksiyon teoreminin koşulları yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Şeyleri aldığımız zaman, kısmi türevleri aldığımız zaman göreceksiniz ki hepsi burada artık teker teker alınmamış ama zaten Jacobi'de var. Öbürleri de şurada var. Yani buradaki kısmi türevlerin hepsi, isterseniz şeyden de bakarız. Burada türevsel halini vermiş. Onun başından da bakabiliriz. Şuradaki katsayıların hepsi işte o kısmi türevler. Y, x, eksi 1, 0, 1, 3, eksi 3, w kare, 0, 0, 3, w kare, eksi 2, z. Z'ye göre kısmi türevlerde 0, 3 ve 2W eksi 3Z kare. Bunlar büyük F'lerin işte kısmi türevleri. Bunlara A koşulunda bakarsanız göreceksiniz ki hiçbir şey yok zaten. Küçük ya sabitler, 0, 1, eksi 1 gibi sabitler, 3 filan böyle. Ya da çok küçük polinomlar, monomlar, çok Y, X filan gibi şeyler. Yani olmayacak ve sürekli olmayacak hiçbir şey yok ortada. Her şey var ve sürekli, bütün türevler var ve sürekli. Çok basit bir şekilde türevleri alarak bakabilirsiniz. B koşuluna gelince sistemin Jacobi matrisi, bunun determinantı nedir? İşte şuradaki şu şeylere göre, yani x, y ve w içsel değişkenleri bu modelin, ona göre kısmi türevlerin matrisi, o da nedir? O da şudur. Yani y x eksi 1, 0, 1 eksi 3 w kare, 0, 0, 3 w kare, eksi 2 z. Şu matris işte sırayla tek tek türevleri aldığın zaman, şuradaki de katsayılar aynı zamanda bunlar. Ondan sonra onlardan sırayla Jacobi matrisini oluşturunca bu matris. Bunun determinantı, bakın burada da Jacobi matrisini hatırlatmış bize. Demiş ki işte bu F1'in X'e göre, F1'in Y'ye, F1'in W'ye, F2'nin onlara ve F3'ün X'e, F3'ün Y'ye, F3'ün W'ye göre türevlerinden oluşan sırayla bu matristir. Bunun determinantını alacaksın diye hatırlatıyor. Bunu da tabii siz de bileceksiniz. Bunu sınavda falan ben vermeyeceğim. Siz kendiniz bunu bulmanız gerekiyor tabii ki. Ama kaynaklar, şeyler açık biliyorsunuz zaten, bizim test sınavlarımızda şeyler de. Ondan sonra formül listenizi falan hazırlayın. Ondan sonra ona göre bakabilirsiniz orada. Sorun yok, illa ezbere bilmeniz de gerekmiyor. Ama zaten yani mantığını bilmeniz önemli burada. Yoksa işte formüller, formülü bu. Ha, sonra bunlar işte yerine koyunca bu türevleri sırasıyla şöyle ve determinantını alınca, bildiğiniz determinant sarısıyla
Laplace'da neyini isterseniz alın. Burada mesela Laplace birinci sütundan Laplace çok güzel olabilir. Artı y geri kalanları yok oluyor zaten. Geriye işte şu kalıyor. Burası 0. Y çarpı 3. Bakın buradan görünüyor bile. 3w kare eksi 2z. Laplace'da hiç şey yapmadan, yani Sarrus'la yapması bunu daha dertli. Laplace bakınca görünüyor. Testte falan işe yarar böyle bir şey çıkarsa. Ondan sonra bakın gayet kolay kafadan hesaplayabiliyoruz. Ondan sonra işte şeyi bu. Peki Jacobi. Jacobi her yerde bunun sıfır olacağı yerler var mı? Var. 3w kare 2z'ye eşit olduğu yerde bu şey sıfır olur veya y sıfırsa sıfır olur. Ama bize verilen noktada ne olduğu önemli. Biz o noktada inceleyeceğiz. Bunları yerine koyduğunuz zaman göreceksiniz ki 4 çıkıyor bu. Yani şurada şunları yerine koyunca işte 3 y zaten 4. 3 kere 1 3 eksi 2 1 1 kere 4 4. Dolayısıyla Jacobi matrisinin determinantı 4 oluyor. Bu da sonra payda olarak şurada gelecek işte. Gayet kolay. Peki sonra demek ki A ve B koşulları yerine geliyor. Tamam. O zaman örtük fonksiyon teoremi geçerli, örtük fonksiyon kuralı geçerli. Örtük fonksiyon teoremi geçerli ne demek? Küçük f'ler yani y, x, y, w bütün bu şeyler içsel değişkenler z'nin yani dışsal değişkenlerin birer dışsal değişkenin birer fonksiyonu. Bu fonksiyonlar var biz görmesek de. Açık halini görmesek de var bunlar. İkincisi de bunların Z'ye göre kısmi türevleri de var ve sürekli. Örtük fonksiyon teoremi bütün bunları söylüyor. Sonra örtük fonksiyon kuralına geliyoruz. Diyor ki o madem ki diyor şeyin senin bu noktada bu şeyler geçerli, örtük fonksiyon teoremi geçerli. Onun etrafındaki bir komşulukta da ne kadar büyük ne kadar küçük filan söylemiyor. Ama onun etrafındaki bir komşulukta da sonuçta bu şey bu denklemler geçerli. O zaman bu denklem sistemin senin denklik sistemine dönüşür diyor. Bunlar hepsi artık denklem değil, daha fazla bir şey denklik olurlar. O zaman da sol tarafların türevselini alıp sıfıra eşitleyebilirsin. Sağın sıfırın türevseli sıfır zaten. İşte bunu yapınca, şunun türevselini alınca nedir? X'e göre türev y, y çarpı dx artı x çarpı dy eksi bir kere dw. İşte bu. Eşit sıfır. İkincisi 1dy eksi 3w kare dw eksi 3dz eşit 0. Bu da 3w kare eksi 2z şuradan w'ya göre türev önce tartı dw 3z kare dz ha bir de burada var 3z kare eksi 2w dz. Tamam bu da eşit 0. İşte türevsellerin toplam türevsellerini alıp isterseniz tek tek alın ondan sonra çarpım formülü falan kullanın. Şu hale geliyor sonuçta toparlayınca. Sadeleştirince. Evet. Peki bu da güzel. Bunlar işte şimdi türevseller df1, df2, df3 eşit 0 işte o bu. Şu. Ha, şimdi ne yapacağız? Bunu matris denklemi haline getireceğiz. Onun içinde x'ler alt alta, y'ler alt alta, z'ler alt alta gelecek tabii. W'lar alt alta, z'ler de alt alta. Ne olacak? İşte x'e göre türevler burada y var. Burada x yok. Burada da x yok. Dolayısıyla y 0 0 birinci sütun. İkinci sütun dy'ye göre olan dy'nin sütunu x 1 0. O da burası. dw'ye göre olanlar eksi 1 eksi 3w kare ve 3w kare eksi 2z bu da burası. Bir de tabii z'ye göre olanlar var. 0, eksi 3 ve 3z kare eksi 2w. Onlar bu tarafta olması lazım normalde bir ilk başta şey yaptığımızda. Ama ondan sonra ne yapıyoruz? Onları karşı tarafa atıyoruz. Yani şuradaki eksi 1 şey pardon ne var burada? Z yok. 0, eksi 3 ve şunu karşı tarafa 3z kare eksi 2w'yu karşı tarafa atınca dz'si ile birlikte ne oluyor? 0 eksi 3 3 oluyor. Bu da tersine dönüyor eksiyle çarpılınca 2w eksi 3z kare oluyor. O da burası işte. Bunu da dz ile çarpılmış halini görüyoruz. Burada da bunlar katsayılar dx, dy, dw şey ile çarpılıyor. Bunlar tabii ben normalde klasik sınav yaparken veya klasik olarak bunları anlatırken hepsini teker teker bu işlemlerin yapıyoruz. Ama şeyde filan hani test çözerken filan bu kadar uzun gitmeye gerek yok. Direkt şunları görebiliyorsanız direkt de atlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem daima ilk önce bütün aşamaları teker teker yapın.
Eliniz alıştığından sonra gerekirse atlayın. Çünkü çok şey yapabilir de karışabilir de işler görüyorsunuz. Yani belirli aşamaları var. O aşamalar da önemli. Ha, şimdi peki ne oldu? Matris denklemi haline getirince işte Jacobi matrisi şu. Şunların katsayı matrisi dxdw vektörü eşittir. Karşıda 0 3'te 2 dw eksi 3 z kare vektörü çarpı dz. Ne yapacağız? Her şeyi dz'ye böleceğiz. Değil mi? Jacobi zaten işte biliyoruz ne olduğunu. O zaman ne olacak? İşte şuraya geliyoruz. Şu Jacobi matrisi çarpı dx bölü dz, dy bölü dz, dw bölü dz. Burada aslında del demeksek de olur. Çünkü tek bir dışsal değişken var. Dolayısıyla kısmi türevle toplam türev aynı burada. Bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla diğer başka bir şey olmadığı için başka bir şeyi sabit tutsak da tutmasak da sonuçta başka bir şey diye bir şey olmadığından bunu ister d deyin ister del deyin. Burada alışkanlık olarak del demiş olabilir, bir yanlışlık yok. Ama yani kısmi olacak bir şey yok çünkü z'den başka bir dışsal değişken de yok burada. İşte burada d deseniz de bir şey fark etmez. Sonuçta türevler bunlar. Güzel. Karşı tarafta ne var? Karşı tarafta şu sütun vektör kaldı. Her şeyi dz'ye bölünce dz bölü dz 1 oldu. Burada bu sütun vektör kaldı. Sonra ne yapacağız? Ondan sonra Kramer'le çözeceğiz. Mesela del x bölü del z birinci x'in birinci y'yi yani birinci içsel değişkenle x burada. Onun mesela z'ye göre türevini şey yapalım. Karşılaşmalı durağın türevini hesaplayalım. Ne yapacağız? Kramer'le hesaplarken payda zaten Jacobi determinantının kendisi olacak. Yani 4 onu hesaplamıştık. Peki pay ne olacak? Payda J1 olacak. Yani şunun birinci sütununu çıkaracağız. Şu J0, 0'ı çıkaracağız. Onun yerine şu dışsallar sütununu, dışsalların katsayılarından oluşan sütun vektörü koyacağız. 0, 3, 2, bilmem ne. Şunu işte. 2W-3Z kare. Şunu koyacağız yerine. İşte bu J1. Geri kalanları aynı zaten. Şunlar aynı. Dolayısıyla bu J1. J'ye de bölünce işte malzemeyi de tabii hepsini o kendi bu şuradaki verilen değerlerde bu noktada hesaplayacağız. Onları da değer olarak yerine koyunca hepsi değer cinsinden bir matris çıkıyor. Bir nokta verilmemiş olsa genel analitik olarak böyle çözebilirdik. İş uzardı ama olurdu. Nokta verince hiç uzatmaya gerek yok. Noktanın o değerlerini yerine koyunca işte burada böyle bir matris çıkmış. 0, 1 bölü 4 eksi 1, 3, 1 eksi 3, eksi 1, 0, 1. Bunun da determinantını alınca burada işte şeyle yapmış. İster Sarrus'la alın, ister Laplace'la alın. Sonuçta şu işlemleri yapınca çıkıyormuş. Eksi 3 bölü 16 artı eksi 1 bölü 16. Yani eksi 1 bölü 4 çıkıyormuş bunun sonucunda. Payda da 4 Jacobi determinantı var. Payda bu neyse işte orada da bu da eksi 1 çıkıyormuş demek ki. Eksi 1 bölü 4 şeklinde. Ondan sonra böyle. Burada yine şeyle Laplace açılımıyla yapmış. İsterseniz Sarrus'la da yapabilirsiniz. Hangisiyle isterseniz. Ondan sonra da eksi 1 bölü 4 olarak bulmuşuz. Peki ne demek bu? Ne bulduk biz şimdi? Tamam güzel hesaplarını yaptık filan yaptık da bulduğumuz şey ne söylüyor bize? Diyor ki bizim z'miz o dışsal değişkenimiz bir birim artarsa x'imiz yani bu içsel değişkenimiz eksi 1 bölü 4 yani 1 bölü 4 birim azalır diyor. Eksisi birbirlerine göre ters yönde değiştiklerini, ters orantılı olduklarını, 1 bölü 4'ü de kaç birim değişeceğini gösteriyor. Dolayısıyla eksi 1 bölü 4 demek z artarken x azalıyor, 1 bölü 4 z 1 birim artarken x 1 bölü 4 birim azalıyor demek. Z 1 birim azalırken de x 1 bölü 4 birim artacaktır. Ters yönde eksi olduğumuz ters yönünü gösteriyor. 1 bölü 4 de z'deki bir birim değiştiği x'in kaç birim değişiklikle cevap verdiğini gösteriyor. Böyle beğenmezsek esneklik haline de getirebiliriz bunları ondan sonra. Yani şeyleri başlangıç düzeylerini oranlayarak istersek oransal yüzde olarak da ifade edebiliriz. Oradan da kısmi esneklikler veya işte toplam esneklik neyse hesaplayabiliriz. Peki devam edelim. Ha, şimdi bu örnek biraz daha ilginç. Öbürü sayısal örnek o da fena değil ama bizim iktisadi bir örnek mesela bir ulusal gelir modeli. Burada tam hani iktisatki kullanımını kesin genellikle de bu modeller sizin şeyde makro derslerinizde falan bol bol karşınıza çıkacak. Mikroda da bazı yerlerde çıkabilir böyle şeyler ama daha çok makroda karşılaşacaksınız. Yani nedir? İşte ulusal gelir modeli. Bizim şu meşhur hani YC falan T'li falan model vardı ya. Onun her şeyini sol tarafa atmış. Ondan sonra eşit sıfır demiş. Dolayısıyla büyük F1, büyük F2, büyük F3 oluşmuş buradan. Yani
y eksi c eksi i sıfır eksi g sıfır eşit sıfır. Bakın bütün malzeme solda, sola atılmış. Tabii sağda artı olanlar sola geçince eksi oluyorlar. Ona da dikkat etmek lazım. Y eşittir c artı i sıfır artı g sıfır. Sola geçince y eksi c eksi i sıfır eksi g sıfır eşit sıfır oluyor. Aynı şekilde f2 dediğim şey c eksi alfa eksi beta y eksi teta y eksi t beta çarpı y eksi t eşit sıfır. F3'te vergi denklemi büyük T eksi gama eksi delta y eşittir sıfır. Bu denklemleri daha denklem sistemini daha evvel gördük, çözdük biliyorsunuz. Hani vergili işte ulusal gelir modeli. Şeyler böyle I sıfır G sıfır kocaman pozitif. Alfa yine büyük pozitif. Beta ve delta sıfırla bir arasında, gama büyük pozitif. Beta ve delta katsayılar biliyorsunuz, onlar sıfırla bir arasında. Ha, şimdi varsayımlar da bunlar. İçseller kimler? Y, C, T. Burada 3 tane içsel değişken var. Y, C, T. Dışsallar, o ibadullah bir sürü var. I sıfır, G sıfır, alfa, beta, gamma 6 tane dışsal değişkeni var bunun. 3 tane de içsel değişkeni var. Dolayısıyla FI'ler yani F1, F2, F3 işte şunlar kimlerin fonksiyonları? Y, C, T noktalı virgül niye? Y, C, T içsel. Sonra dışsalları sayacağım. Onlar kim? I sıfır, G sıfır, alfa, beta, gamma, delta. İşte 7 boyutlu bir uzayda çalışıyorum ben aslında değil mi? Ne 8 boyutlu bir uzay. Kaç oldu? 1, 2, 9 pardon. 6 tane dışsal, 3 tane içsel. 9 boyutlu bir uzayda çalışıyorum aslında. Hatta büyük F'leri de katınca 10 boyutlu denilebilir ama şey değil çünkü içseller işte 3 tane içsel, 6 tane dışsal olunca 9 boyutlu oluyor aslında. Büyük F'ler birer araç, kendi başlarına bir fonksiyon gibi değil. Yani onlar şey gibi düşünebiliriz. Birer kalıp gibi düşünebiliriz onları. Dolayısıyla 9 boyutlu uzayda çalışıyoruz. Bu eşittir 0. Büyük F'ler eşit 0. İ 1, 2, 3 olmak kaydıyla. Yani şu sistem işte F1, F2, F3 sistemi. Tamam. Şimdi A şıkkı. Yani hepsini kocaman kocaman yazmamak için şöyle kısaltarak yazmak mümkündür. Uzatmamak için. Bir defa A şeyi nedir? A koşulu kısmi tüm kısmi türevler var ve sürekli yani F1'den F3'e kadar bütün bu büyük F'lerin işte Y, C, T, I0, G0, alfa, beta, gamma, delta'ya göre hepsine göre tek tek kısmi türevlerini alıp hesaplayacağız. Bunları kendiniz hesaplayın. Burada da var hesaplanmış halleri ve çok basit. Yani çoğu işte 1, 0, eksi 1 falan gibi böyle sabitler veya işte eksi Y, ne var? Çok da bir şey yok. Yani bir iki tane eksi delta, bir iki tane sabit olmayan var. Geri kalanlar hepsi sabit zaten. Gayet basit. Var ve sürekli. Ne olmayacak ne de sürekli olmayacak hiçbir şey yok. Gayet basit çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane eksi y var. Bir tane eksi delta var filan. Bir tane eksi y burada çıkıyor. Geri kalanları da bir sıfır eksi bir falan çıkıyorlar. Peki. Hepsi var ve sürekli mi? Hepsi var ve sürekli. Sonra ne yapıyoruz? Jacobi matrisini oluşturuyoruz ve onun determinantına bakıyoruz. İşte burada biraz kaymış mesela aşağıya. Sunumda doğru bunlar. Ama anlaşılıyor, şey yapmayacak bir şey yok. Nedir Jacobi matrisi? Büyük F'lerin içsellere göre yani Y, C, T'ye göre sırasıyla kısmi türevlerinden oluşan matris işte formülü burada. Yerlerini değiştirmiyoruz aman. Bu sıra her şey biliyorsun matrislerle determinantlarla uğraşırken sırayı değiştirmek yok. Sıra neyse o öyle gidecek. Yani şuradaki bu F1'lerin, F2, F3 satırların sırasında, sütunların sırasında hepsi önemli. Bu karıştı mı her şey karışır. Ha, şimdi bunları alıp yerine koyduğumuz zaman zaten başta bu türevleri aldık. Bu türevleri şunları yerine koyunca 1 eksi 1 0 eksi beta 1 beta eksi delta 0 1 matris bu. Bunun determinantını alınca da işte ister Laplace'da ister servisle gayet kolay. 1 eksi beta artı beta delta çıkıyor. Biz bunu tanıyor muyuz? Tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Biz ille çözüm yaparken hatta matrisle çözüm yaparken de hep paydada bu çıktıydı değil mi? 1 eksi beta artı beta delta. Meğerse bu bizim sistemimizin Jacobi determinantıymış. Size söylemiştim bu bir determinant çıkacak aslında diye. İşte geldik oraya. Ha, şimdi nedir bunun işareti? Sıfır mı değil mi? Nereden bileceğiz? Bizde sınırlamalar var. Beta sıfırla bir arasında yani birden küçük. O zaman 1 eksi beta pozitif. Şurası 1 eksi beta pozitif. Beta ve delta kendileri de pozitif. Sıfırla bir arasında çarpımları da pozitif. İki pozitifin toplamı da pozitiftir. Kesin pozitif olan bir şey de sıfır değildir. Sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla örtük fonksiyon teoremi sağlanır. İşte bakın ne kadar kolay. Peki sonra ha, o zaman örtük fonksiyon teoremi ne diyor bize? Diyor ki
Senin bu Y yıldız, C yıldız, T yıldız, yani bu Y şeyin büyük F1, büyük F2, büyük F3'ü sağlayan, denklem sistemini sağlayan denge değerleri var ya bizim, hani ulusal gelirin denge değeri, toplam tüketimin ve toplam vergi hasılatının denge değerleri, Y yıldız, C yıldız, T yıldız, işte o nokta. Denge noktası. Zaten biz onunla uğraşıyoruz. Geri kalan noktalar evet var. Etrafındaki komşulukta da de geçerli ama asıl bu nokta bizim için önemli. Çünkü o dengeye ne olduğunu mesela şeylerde, dışsallarda birbirinde mesela kamu harcamalarını arttırırsak bu dengeye ne oluyor? Veya işte yatırımları azaltırsak buna ne oluyor? Bilmem ne vergi şeyini arttırırsak, gelire bağlı olmayan vergileri, gamayı arttırırsak buna ne oluyor? Veya beta delta falan. Bunları merak ediyoruz biz, derdimiz bu. Dolayısıyla da diyor ki senin bu Y yıldız, C yıldız, T yıldız denge noktanın öyle bir komşuluğu, N komşuluğu vardır ki, şu ters E var demek biliyorsunuz. O noktanın şeyde N komşuluğundaki YCT, T yıldızın, Y yıldız, C yıldız, T yıldızın N komşuluğundaki tüm YCT noktaları için, bakın tüm, for all İngilizcesi. Tüm YCT noktaları ki burada bunun komşuluğunda olsun. Orada büyük Y dediğimiz şey işte bu dışsalların bir küçük F1 fonksiyonu, büyük C dışsalların bir küçük F2, büyük T de dışsalların F3 diye böyle fonksiyonlar vardır. Bunlar fonksiyonlarıdır diyor. Ve de YCT'nin tüm dışsallara göre kısmi türevleri de var ve süreklidir. Üstelik de bu sadece denge noktasında, biz tabii denge noktasıyla uğraşıyoruz ama denge noktasında değil, onun komşuluğunda ne kadar büyük ne kadar küçükse o komşuluk, en azından küçük bir komşuluğu var. O komşulukta da ki tüm noktalar için geçerli bu. Dolayısıyla YCT'nin tüm dışsallara göre kısmi türevleri var ve süreklidir. O zaman o komşuluktaki tüm noktalar için geçerli olduğu için ördük fonksiyon teoremi bizi ördük fonksiyon kuralına götürür. O da der ki senin bu büyük F1, büyük F2, büyük F3 denklemlerin artık denkliğe dönüşür, müjde. Hepsi denk sıfır oldu bunların. Eşitlikten fazla bir şey var elinde. Niye? Çünkü o komşuluktaki tüm noktalarda geçerli bu. Ha, o ördük fonksiyon teoremi tüm bu komşulukta tüm noktalar geçerliyse, tüm noktalarda o kısmi türevler varsa, o zaman senin büyük F'lerin o komşulukta denk sıfır oldular. O zaman da bunların türevsellerini alıp sıfıra eşitleyebilirsin. Yani DF1 eşit 0, DF2 eşit 0, DF3 eşit 0 şeklinde yazabilirsin. Çok güzel. Bundan sonrası hesap. Nedir? İşte şeyleri hesaplıyoruz. Ben burada formül olarak da yazdım. İlk önce formül, siz de tavsiyem eliniz alışsın yazın. Testte falan yaparken çabuk yapacağız tabii bunları, yani böyle sormamışsam bunları yazmaya falan gerek yok tabii. Orada bir cevap var zaten, o cevabı bulmak testte böyle. Ama normal klasik sınavda ki finale okullar açılırsa klasik sınav yapmak niyetindeyim. Onun için şeylerini de öğrenin, yani ne yapıldığını, ne ettiğini iyi öğrenin. Çünkü klasik sınava dönersek bunların hepsini yaptırırım size. Testte yaptıramıyorum uzun uzun. Ha, şimdi. Nedir? İşte del F1 bölü del G çarpı D. Del F1 bölü del C bilmem ne, bildiğim üstü türevsel oluyoruz. Bütün ne kadar şey varsa 9 tane şey, ilk önce içseller sonra dışsallara göre hepsinin böyle kısmi türevsellerini alıp toplayınca toplam türevsel çıkıyor. Bildiğimiz toplam türevsel alma. Bu eşit sıfır. İkinci için de, üçüncü için de bunu yapıyoruz. İlk önce formüllerini yazdım. Sonra şu zaten hesaplamış olduğumuz A şıkkında hesapladık ya bunların tek tek türevlerini, onları yerine koyunca, işte doğru yerlere koyunca bu türevlerin hepsinin şuradaki 3 kere 9, 27 tane türev var burada. O 27 türevi zaten A şıkkında hesapladık biz. Küçük küçük şeyler. Onları da şöyle bakın yerine koyunca 1D'ye, eksi 1D'ye bilmem ne filan böyle eşit 0 oluyor. Bunları da yerine koyunca böyle sayısal değerler de çıkıyor. Peki ondan sonra bu kalabalıkla devam etmek mi lazım ya da varsayımımızı yapıp hangisi kimi değiştiriyoruz? Mesela kamu harcamalarını değiştiriyorsak G0'ı sadece değişken diğerlerini sabit kabul edip bu sistemi daha basit bir hale getirebiliriz. Daha görünür bir hale getirebiliriz. Muhtemelen öyle yapmışızdır. Bakalım ne yapmışız. Ha işte bakın burada varsayım yaparak işte ceteris paribus, yani diğer şeyler sabit yapıp sistemi sadeleştirebiliriz. Aynen öyle. Yani hamallığı daha fazla sürdürmeye de gerek yok. Şurada varsayım yaptığım zaman ne oluyor? Mesela Y, C ve T bunlar içseller. Onlar sabit değil tabii. Onlar değişiyor. Onlardaki değişimleri zaten benim derdim. Ve onların hatta şeydeki denge değerlerindeki değişimler. Ama mesela kamu harcamalarını arttırsam. Ben hükümetim. Kamu harcamalarını arttıracağım. İnsanların cebine para koyacağım. Cebine şey yapacağım. İşte ne bileyim, yani satın alma yapacağım falan neyse. Kamu harcamalarını arttıracağım. Ama diğer şeyleri sabit tutacağım. Bunun acaba Y yıldız, C yıldız, T yıldızı etkileri ne olur? Bunu merak ediyorum. Böyle bir egzersiz yapıyorum. Nedir? İşte DG0 sıfırdan farklı.
kamu harcamalarını azaltabilirim de. Enflasyona karşı gerçekten mücadele ediyorsam kamu harcamalarını azaltmam gerekir. Tasarruf yapmam gerekir. Biraz şeyleri işte makam arabalarını, şunları bunları, kamunun şeylerini, israfını önlemem gerekir. O da ayrı. İlla artıracağım diye bir şey yok. Azaltabilirim de. Ama sonuçta bunu değiştireceğim. Ha, ondan sonra ne olacak? İşte o sırada G0 değişken, I0, alfa, beta, gamma, delta hepsi sabit. O zaman bunların D'leri de 0 oluyor. D0, D alfa, D beta, D gamma, D delta hepsi 0'a eşit oluyorlar. Ve ne oluyor? Bütün bu terimler, bunların olduğu bütün terimler yok oluyor. Sistem çok daha görünür bir hale geliyor. Ne oluyor? İşte bakın burada hem formül hem de şey olarak hem de katsayılarla, buradaki modeldeki katsayılarla sistemin basitleşmiş hali. YCT'li elemanlar kalıyorlar onlar. Deminki o kocaman türevsel eşit sıfır sisteminde. Ama bir de G0'a bağlı olan elemanlar kalıyor. Diğer bunlar hepsi yok oluyorlar. Dolayısıyla ortalık çok daha görünür hale geliyor. Size de tavsiye ederim. Bu yani baştan bu varsayım işte neyse yapıp şeye buraya geldikten sonra bundan sonrasında hamallık yapmadan da devam edebilirsiniz. Sadece G0'ı hani değişken olarak kabul ederek. Öbür durumda başka bir durumda I0 olabilir. Başka bir durumda alfa olur. Beta hangisi ise hangisi ilgileniyorsak onu değişken diğerlerini sabit kabul ediyoruz. O diğerlerinin terimleri yok oluyorlar. Ortalık açılıyor. Ha, şimdi peki bunları katsayıları da zaten daha evvel konuştuk yerine koyunca da şöyle basit daha basit bir denklem sistemine görülüyor. Ayrıca bu önermeler N komşumundaki tüm noktalar için geçerli olduğuna göre onun orta noktası olan denge noktası yani Y yıldız, C yıldız, T yıldız noktasında da geçerlidir. Ben aslında bununla ilgileniyorum daha çok. Diğerleri de tamam ama karşılaştırmalı durağan dediğimiz şey dışsal değişkendeki bir herhangi bir dışsal değişkendeki değişikliğin diğerleri sabitken içsel değişkenlerin denge değerlerini yani şuradaki D yıldız değerleri veya kitapta bazen çizgi bazen yıldız diyor. Bazen bazı kitaplarda E dengeden, ekvilibriyumdan E koyar. Y, E, C, E, T diyebilir. İşte o denge değerlerinin etkileri beni daha çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla da ona göre bakacağım şimdi türevleri hesaplayacağım. Ha, dolayısıyla bu benim bu sistemimi işte ne yapıyorum? Bu arada G sıfırlısı terimleri karşıya atmışım. Onlar eksi olarak karşıya geçmiş. Burada mesela buradaki eksi karşıya geçince artı bir olmuş. Bunlar eksi olarak geçmişler. Şöyle işte görüyorsunuz. Sadece DG sıfırlı terimi. İçselleri zaten solda bırakıyorum. Dışsalı sağa atınca o da eksi olarak karşı tarafa geçiyor. Bunlar da böyle geçmişler. Peki ve şeyleri de artık Y, C, T demiyorum da Y yıldız, C yıldız, T yıldız diyorum artık denge değerlerini hesaplayacağım diye türevleri. O dolayısıyla deminki sistem işte böyle Y yıldız, C yıldız, T yıldızlı D, G sıfırları da karşıya geçmiş tabii eksilerini şeyini unutmadan bu tarafta artıysa burada eksi, sol tarafta eksi ise sağa geçerken artı oluyor, işaret değiştiriyor. O şekilde bir sıfır sıfırmış burada da böyle geçmiş. Sonra bunu matris denklemi biçiminde yazıyoruz. Formül olarak şöyle, bakın kayıyor ne yazık ki bunlar aşağıya dediğim gibi sunumda düzgün buraya geçirirken böyle kayıyorlar nedense. Ben ona göre biraz daha yukarıya almaya çalıştım ama buna rağmen de böyle oldu. Peki, şimdi nedir? İşte formül hali bu, şu Jacobi matrisi. Ne ile çarpılıyor? D'ye yıldız, DC yıldız, DT yıldız vektörüyle çarpılıyor. Karşı tarafta eksi delta f1 delta g'den eksi delta f del f3 del g0'a kadar olan şu vektör var ve dg0 bu formül hali. Bunları katsayıları yerine koyunca 1 eksi 1 0 eksi beta 1 beta eksi delta 0 1 şu Jacobi çarpı d'ye yıldız dc yıldız dt yıldız karşısında 1 0 0 vektörü çarpı dg0. İşte bu da bu. Dediğim gibi sunumda düzgün bunlar burada kaymışlar. Ha, ondan sonra iki tarafı da dg sıfıra bölersek ne oluyor? İşte eksi 1, 1 eksi 1 sıfır eksi beta 1 beta eksi delta 0 1 Jacobi aynı. Burası dy yıldız bölü dg sıfır, dc yıldız bölü dg sıfır, dt yıldız bölü dg sıfır. Ama hangi koşulda? Şurada koşulu da çektim. Burada altında koşulu da var. Diğer bütün değişkenler sabit olmak. Yani onların değerleri dg olduğuna göre dı sıfır. D alfa, D beta, D gamma, D delta hepsi sıfır olmak koşuluyla. Şurada yazıyor aslında. Aşağı kaydığı için görünmüyor orada. Karşısı da 1 0 0 vektörü şu vektör. Her şeyi DG sıfıra böldüm. Burası DG sıfır bölü DG sıfır oldu. 1 oldu. Sadeleşti. Dolayısıyla da işte bunu bu koşulda yaptığım için diğer şeyleri sabit tuttuğum için burada bir kısmi
türevler hesaplamış oluyorum. Yani del y yıldız bölü del g 0, del c yıldız bölü del g 0 ve del t yıldız bölü del g 0 hesaplamış oluyorum. Burada Jacobi aynı, karşısında 1, 0, 0 aynı. Peki ne yapacağım? Ondan sonra çözeceğim. Nedir çözüm? İşte elimizde Jacobi matrisinin tersi varsa onun dışsal değerler vektörünü çarparak şöyle bir çırpı da çözebiliriz. Yani del y yıldız bölü del g 0, del c yıldız bölü del g 0, del t yıldız bölü del g 0 vektörünü eşittir Jacobi'nin tersi çarpı 1, 0, 0 diye çözebiliriz. Yok, böyle bir şey yoksa elimizde ve tek bir karşılaştırmalı durağın türev istiyorsak mesela del y yıldız bölü del g 0 ile ilgileniyorum, diğerlerini istemiyorum veya sırf del c yıldız bölü del g 0 ya da vergiciyim, maliyeciyim, sırf del t yıldız bölü del g 0 ile ilgileniyorum mesela. Öyleyse hepsini birden hesaplamama da gerek yok. Tek tek Kramer'le de hesaplayabilirim. Bu keza hepsini de tek tek Kramer'le hesaplayabilirim. Ama birçok şeyi, bir modelin tüm içselleriyle uğraşacaksam o zaman Jacobi'sini hesaplayıp ya da bilgisayara hesaplatıp onunla şey yapmak daha kolay tabii. Öbür türlü tek tek Kramer'le de hesaplanabilir. Nedir? İşte del y yıldız bölü del g 0, j 1 bölü j olacak Kramer'in formülünde bu. Nedir? İşte şuradaki 1 0 0'ı alıp nereye koyacağım? J 1 dediğim şey Jacobi'nin birinci sütununu çıkarıp onun yerine şu dışsallar sütununu 1 0 0'ı koyacağım. Geri kalanı Jacobi'nin aynı. Bunu hesaplayacağım. Bunu da Jacobi'nin kendi determinantına bölünce, yani 1 eksi beta artı beta delta onu biliyoruz zaten. Şunu hesaplayınca 1 çıkıyor bu j 1. Bir sonuçta j 1 bölü j de 1, yani determinant olarak tabii 1 bölü 1 eksi beta artı beta delta şeklinde buluyoruz. Yani daha evvel elle bulduğumuzu burada matrislerle de bulmak aynı şekilde mümkün. Gördüğünüz gibi aynı şeyi bulduk. Del y yıldız bölü del g 0'ı daha evvel hesaplamıştık modeli çözerek. O da işte 1 bölü 1 eksi beta artı beta delta bildiğimiz şey. Ha, işaret ve yorumunu da yapmamız lazım tabii. İşte beta 1'den küçük olduğu için 1 eksi beta pozitif. Beta ve delta her biri pozitif olduğu için ikisi de toplamın şeyi çarpımında pozitif. Bunların toplamı da pozitif. Yukarısı 1 pozitif. Pozitif bölü pozitif de pozitiftir. Pay da pozitif. Pay pozitif. Bölümleri de pozitif. Demek ki bu türev pozitif. Bu karşılaştırmalı durağan türev. Bu bir kısmi türev mi? Evet, kısmi türev. Niye? Çünkü diğer değişkenleri sabit kabul ettik. Peki bu bir karşılaştırmalı durağan türev mi? Evet. Niye? Çünkü denge noktasının, y yıldızın g0'a göre türevini şey yapıyoruz. Aynı zamanda bir ne oluyor bu? Evet. Sonuçta bir kısmi türev ama şey ne derler? Bir karşılaştırmalı durağan kısmi türev. Ha, peki demek ki pozitif çıkınca işte şurada bakın hepsinin bütün bu tartışma burada da yapılmış vaziyette. Ne demek bu? Pozitif. G0 ile Y yıldız aynı yönde değişir. Yani G0 artarsa Y yıldız da artar. G0 azalsa Y yıldız da azalır. Yani kamu harcamaları arttırırsak ulusal gelirin denge değeri artar. Kamu harcamalarını düşürürsek ulusal gelirin denge değeri düşer. Dolayısıyla da bu iyi bir şeydir. Hükümet çok severler bunu, kamu harcamalarını arttırmayı. Çünkü o pastayı büyütürsünüz. Ama enflasyona da neden olabilir. Onu da ayrıca şey yapmak lazım. Enflasyonu da dizginlemek lazım. Yani bunun bir maliyeti de var. Peki işte bu da iktisadi yorum. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Gelecek derste şeyle devam edeceğiz. Yani yarın tabii aynı tekrar var. Ondan sonra 8-6 ile devam edeceğiz çarşamba günü de. Yapabildiğimiz kadar bitirebilirsek bitireceğiz. Bitiremezsek bitirebildiğimiz kadar bu hafta son bildiğim kadarıyla dersimiz. Dolayısıyla da akşamları da şey çözmeye devam ediyoruz. Soru çözmeye. Belki perşembe veya cuma günü bir şey yapabiliriz. Bir bakalım. Bir problem veya soru cevap oturumu gibi bir şey şu şeyde yaparız. Burada da yapabiliriz. Kaydı durduruyorum. Yine konuşuruz.